Bir insan düşünün. Tek başına çıkmış, ben Allah'ın peygamberiyim ve bu kitap da onun kitabıdır diyor. Ve o inatçı kavminin içinde ona iman eden çok az insan var. Ve o olması imkansız gibi çok zor görünen bir mesele hakkında korkusuzca, hiç tereddüt ve telaş göstermeden, büyük bir cesaretle, hatta vaktini ve yerini dahi tayin ederek haber veriyor. Etrafındaki insanlar şaşkınlık içinde, hatta bu meselenin olmasını imkansız görenler, müminlerle iddiaya giriyorlar ve eğer ki bu haber yanlış çıksa, olacak dediği hadise olmasa, onun doğruluğuna ve peygamberlik davasına gölge düşecek. Ama o, kendinden çok emin bir tavırla, olacak diyor. Peki, bu hadise, bir zaman sonra, tıpkı onun dediği gibi vuku bulsaydı, acaba o zatın harikulade bir zat olduğu ve getirdiği kitabın da Allah'ın kitabı olduğu hususunda bir şüpheniz olur muydu? Elbette hayır. Çünkü gaybı ancak Allah bilir. Ve bir insanın gaybı bilmesi mümkün olmadığı gibi, gelecekten haber vermesi de hiç mümkün değildir. Ve şimdi bakın Allah'ın kitabına ve o gelecekten haber veren mucizevi hitabına. Elif, Lam, Mim. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. 3 ile 9 yıl içinde. Bundan önce de, sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Bu ayetler, Hristiyan olan Bizanslıların 613-614 yıllarında, putperest bir toplum olan Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra, milattan sonra 620 civarında indirilmişti. Ayetlerde Bizans'ın çok yakında galip geleceği haber veriliyordu. Oysa o sırada Bizans o kadar büyük kayıplara uğramıştı ki, değil tekrar galip gelmesi, ayakta kalması bile imkansız görülüyordu. Persler Bizanslıları 613 yılında Antakya'da yenilgiye uğratarak galibiyetlerini Şam, Kilikya, Tarsus, Ermenistan ve Kudüs'ü ele geçirmeleriyle sürdürmüşlerdi. Özellikle 614 yılında Kudüs'ün kaybedilmesi, Kutsal Mezar Kilisesi'nin tahrip edilmesi ve Hristiyanlığın sembolü gerçek haçın Persler tarafından ele geçirilmesi Bizanslar için ağır bir darbe olmuştu. O dönemde yalnız Persler değil, Avarlar, Slavlar ve Lombardlar da Bizans devletine karşı büyük tehdit oluşturmaktaydı. Avarlar İstanbul önlerine kadar gelmişlerdi. Bizans kralı Heraklius, ordunun masraflarını karşılayabilmek için kiliselerdeki altın ve gümüş süs eşyalarının eritilip paraya çevrilmesini emretmişti. Hatta bunlar da yetmeyince bronzdan heykeller bile para yapımı için eritilmeye başlanmıştı. Pek çok vali Kral Heraklius'a isyan etmiş, imparatorluk parçalanma noktasına gelmişti. Önceden Bizans toprağı olan Mezopotamya, Kilikya, Suriye, Filistin, Mısır ve Ermenistan putperest Perslerin işgali altına girmişti. Kısacası herkes Bizans'ın yok olmasını bekliyordu. Ama tam bu dönemde Rum suresinin ilk ayetleri vahyedildi ve Bizans'ın 9 yıl geçmeden yeniden galip geleceği haber verildi.
Bu galibiyet öylesine imkansız gözüküyordu ki, Arap müşrikleri Kur'an'da haber verilen bu zaferin asla gerçekleşemeyeceğini düşünüyorlardı. Fakat Kur'an'ın tüm haberleri gibi bu da hiç kuşkusuz gerçekleşti. 622 yılında Heraklius, Ermenistan'ı işgal edip Persleri yenerek çeşitli zaferler kazandı. 627 yılının Aralık ayında Bizans ve Pers imparatorlukları arasında Bağdat yakınında Dicle Nehri'nin 50 kilometre doğusunda bulunan Ninova harabeleri yakınında büyük bir savaş daha oldu. Bizans ordusu Persleri burada da yenilgiye uğrattı. Birkaç ay sonra da Persler işgal ettikleri yerleri Bizans'a geri veren bir anlaşma imzalamak zorunda kaldılar. Rumların galibiyeti 630 yılında İmparator Heraklius'un Pers hükümdarı II. Kosorov'u yenilgiye uğratarak Kudüs'ü geri alması ve Hristiyanlığın sembolü gerçek haçı Kutsal Mezar Kilisesi'ne kazandırmasıyla tamamlanmış oldu. Böylece Allah'ın Kur'an'da bildirdiği Rum'un zaferi, ayetteki 3 ile 9 yıl içinde ifadesiyle dikkat çekilen zaman aralığında mucizevi bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Bu ayetlerde yer alan bir başka mucize de o dönemde kimsenin tespit etmesinin mümkün olmadığı coğrafi bir gerçeğin haber verilmesidir. Rum suresinin 3. ayetinde Rumların dünyanın en alçak yerinde yenildikleri belirtilir. Arapçası Edna el-Ard olan bu ifade bazı meallerde yakın bir yer olarak da tercüme edilir. Ancak bu tercüme, orijinal ifadenin tam karşılığı değil, mecazi bir yorumudur. Edna kelimesi Arapçada alçak demek olan deni kelimesinden türemiştir. Ve en alçak anlamına gelir. Art ise yeryüzü demektir. Dolayısıyla Edna el-Ard ifadesi de yeryüzünün en alçak yeri manasına gelmektedir. Bazı tefsirciler söz konusu bölgenin Araplara yakınlığını göz önünde bulundurarak kelimenin en yakın anlamını tercih etmektedirler. Ancak kelimenin asıl anlamı, Kur'an'ın indirildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan çok önemli bir jeolojik gerçeğe işaret etmektedir. Çünkü dünyanın en alçak yerini araştırdığımızda, bu noktanın Bizanslıların 613-614 yıllarında yenilgiye uğradığı yerlerden biri olan Lut Gölü, Dead Sea, havzası olduğunu buluruz. Bu yenilginin en ağır darbesi, daha evvel de belirttiğimiz gibi Lut Gölü yakınlarındaki Kudüs'teki yenilgiyle birlikte Hristiyanlığın sembolü gerçek haçın kaybedilmesidir. Bizans İmparatorluğu ile Persler arasındaki savaşın gerçekleştiği söz konusu yer, Suriye, Filistin ve şimdiki Ürdün topraklarının kesiştiği bölgede yer alan Lut Gölü havzasıdır. Lut Gölü çevresi ise deniz seviyesinden 399 metre aşağıdaki yeryüzünün en alçak bölgesidir. Yeryüzünün en alçak bölgesini bilimsel bir çalışma olmadan tespit etmek imkansızdır. Ve bir insanın kendi ilmiyle bunu bilmesi mümkün değildir. O halde sorumuz şu olsun.
çağımızdaki teknik imkanlarla ancak tespit edilen bir gerçeğin, bundan 1400 sene önce Kur'an'da ifade edilmesini ne ile izah edeceğiz? Ona Allah'ın kitabı demeyeceğiz de, bir beşer sözü müdür diyeceğiz. Böyle bir kitaba beşer sözüdür demek, hezeyanların en ahmakçasını kabul etmek demektir.